Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Biliyorsunuz artık 9. sınıfız. Yepyeni bir hayat, yeni bir başlangıç. Artık liseliyiz ve bu bizim için çok heyecanlı olabilir. Şimdi sizlere 9. sınıf olduğunuz için çok güzel taktikler vereceğim. Dikkatle videoyu izleyelim. Evet, ilk maddemiz heyecanı abartmayalım. Evet sevgili arkadaşım, artık liseli oldun, yeni arkadaşlar, yeni bir ortam ve biraz daha büyüdük. Artık yetişkin olma yolunda en ciddi adımları geride bıraktık. Ve bizler şu anda ne yapacağımızı şaşırıyor olabiliriz ve biraz daha heyecanımız fazla olabilir. Şimdi sizlere öncelikle bir sır vereyim. Eğer bu heyecanın dozunu ayarlayamazsak işler biraz yolunda gitmeyebilir. Bununla ilgili olarak biraz daha komik görünebiliriz. Biraz daha utangaç veya sıkılgan görünebiliriz. Yani olduğumuzdan farklı görünme ihtimalimiz var. İşte buna yer vermememiz lazım. Bu yüzden arkadaşlar doğal ol. Akışına bırak gitsin modu bizim için çok önemli. Şimdi doğal olup akışına bıraktığımız zaman arkadaşlarımızla, biliyorsunuz, pandemi de artık neredeyse bitti, okullara döneceğiz ve birlikte güzelce vakit geçireceğimiz anlamına geliyor. Arkadaşlarımızla eğlenceli vakitleri geçirmemizin yanında oradan aldığımız enerjiyi akademik alana da artık yöneltmemiz gerekecek. Yani LGS bitti, 9. sınıfta beni kimse çalıştıramaz, ben asla çalışmayacağım kafasından biraz uzaklaşmamız lazım. Çünkü arkadaşlarımızla sosyalleşebildiğimiz kadar oradan aldığımız enerjiyi ders tekrarlarına da verebilirsek bizim için çok anlamlı olur arkadaşlar. Ders tekrarları önemli. Biraz önce de ufak da değinmiştim. Şimdi gelin isterseniz orayı birazcık açalım. Şimdi bu gevşeme modu dediğimiz bir mod var arkadaşlar. Özellikle 9. sınıfa başlayan arkadaşlar, ben lisenin keyfini çıkaracağım, 9. sınıfta çalışmayı düşünmüyorum gibi bir durumu ortaya çıkarabiliyorlar. Ve arkadaşlar bu maalesef bir yılın sonuna kadar sürebiliyor. Arkadaşlar gerçekten dediğini yapıyor. Ve 10. sınıfa geldiğimiz zaman da zaten geçtiğimiz bir yıl çalışmamışız. 12. sınıfa da daha çok var. Biraz daha aslında ertelesek mi bu çalışmayı gibi bir durum ortaya çıkabilir. Ve bu da ortaya çıkarsa arkadaşlar, erteleme dediğimiz durum maalesef davranışa dönüşebilir. İşte bu davranışa dönüşürse maalesef 12. sınıfın başına, hatta ortalarına kadar birçok arkadaşımızın ders çalışmadığını daha önce gördük. Bunu yaşamamanız için sizlerden evet YKS hazırlığına başlamanızı istemiyoruz ama bu gevşemeyi de yaşamayın. En azından okul derslerinizi iyi bir şekilde dinleyin ve tekrarlarınızı yapın. İsterseniz birkaç dersten de ufak tefek soru çözümleri yapabilirsiniz. Bunu tamamen size bırakıyorum. Evet, bir sonraki maddemiz sosyalliğe önem vermeniz. Sevgili arkadaşlar, sosyallik biliyorsunuz çok önemli. Çünkü bir yıldır, bir buçuk yıldır bu ortamların tadına bir şekilde varamıyoruz. Ve bunları tecrübe edemediğimiz için de farklı davranış becerileri edinmiş olabiliriz. Bunlar bize özellikle karakterimizin oluştuğu, içerisinde bulunduğumuz şu özel ve güzel dönemlerde bize negatif durumları sağlayabilir. Bunların önüne geçmemiz lazım. Yani biraz daha özgüven, biraz daha liderlik becerileri, biraz daha atılgan davranış becerilerini kazanabilirsek bu bizim için anlamlı olacak. Bu yüzden son bir buçuk yılın vermiş olduğu eksiklikleri giderebilmek için okulunuzda farklı aktivitelere katılmalı. Arkadaşlarınızla eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Bununla ilgili olarak dışarıda arkadaşlarınızla takılabilir, okulunuzda sosyal faaliyetlere katılabilir veya okul dışında varsa bir hobiniz, onu gerçekleştirmek üzere dışarıda etkinlikler planlayabilirsiniz. Evet, gelelim bir sonraki maddemize. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki maddemizde sizlerden şimdiden bir YKS çalışmalarına başlamanızı istemiyoruz ama bir derste çok iyi olursanız bunun size büyük avantajlar getireceğini söylüyoruz. Farkındaysanız birçok dersle meşgulsünüz ama bizler sizden sadece 9. sınıfta bir derste çok iyi olmanızın sizlere çok önemli avantajlar getirebileceğini söylüyoruz. Bu da eşittir sizler için çok büyük bir yük olmayacak demek. Bu yüzden arkadaşlar dersin seçimi size kalmış. Eğer o derste harikalar yaratacak kadar iyi olursanız 10. 11. hatta 12. sınıfta inanılmaz rahat edersiniz. Bu taktik bence çok önemli. Bir kenara ayırın. Evet, bir sonraki maddemizde tabii ki disiplin. Disiplin eşittir başarı arkadaşlar. Sizler şimdiden ders çalışma veya herhangi bir hobide iyi olma, bazı durumlarda, bazı davranışlarda alışkanlık kazanma sürecinde, bu her ne olursa olsun, eğer disiplini bir ilke edinir, alışkanlık haline getirirseniz başarı sizin için kendiliğinden gelecektir. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir olimpiyat şampiyonumuz vardı. Mete Gazoz. Kendisi 2016 yılında daha çok çalışıp 2020 yılında Tokyo Olimpiyatlarında altın madalyayı kazanacağını söylemişti. Ve bunu arkadaşlar çok çalışarak, disiplinli bir şekilde görevini yerine getirerek yaptı. Sizler de disiplinli bir şekilde hangi alanda olursa olsun kendinize bir hedef belirler ve o hedefi gerçekleştirmek için şimdiden küçük adımlar atmaya başlarsanız sizin için gelecek çok anlamlı ve çok etkili olur. Evet, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sizler 9. sınıf için neler planladınız? Bunları da yazarsanız hepsini tek tek okumak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.